Diyeceksiniz ki macera bunun neresinde? İşte şimdi başlıyor. Evlilik yıl dönümünde düğün videosu izlemenin başınıza neler açabileceğini şimdi göreceksiniz. Olmaz böyle şey ya. Ya Allah aşkına oku, ne olursun yalvarıyorum, çalış ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika. Ben odaya geçiyorum hayatım. Tamam. İnşallah bu akşam biraz uyurum. Çocuklara bakıp yatacağım. Aman aman hadi inşallah. Hadi iyi geceler gönül. Düğün videomuz bu hard diskteydi değil mi? Evet, bunun içindeydi. Evet de yani. Onu mu izliyorsun? Hayır canım, kontrol ediyorum ben. Hani bir aksilik olmasın diye, her şey yolunda gitsin diye. Yani o açıdan şey yapıyorum yani. Sen hazır uykun gelmiş gönül, şey yapma, sen yat istersen hadi bir tanem. Tuna, gel hadi biz beraber izleyelim şurada şunu. Olmaz! Ne oluyor Tuna? Olmaz, olmamalı. Yani olursa niye olsun ki o açıdan? Yani olmamasında fayda anlamında söylüyorum gönül. Şimdi bu, sen gelin gibi düşün kendini. Yani gelin düğünden önce hard disk görmek uğursuzluk getirir. Duymadın mı sen? Anladım. Sen böyle sürprizli bir şeyler hazırlıyorsun. Böyle videolar, klipler falan değil mi? Hadi ne olur bir bakayım. Yok, Tuna lütfen. Yok, vallahi olmaz. Ne olursun hiç ısrar etme ya. Sürpriz bu. Sürprizin şeyi kaçmasın ne olursun. Hadi sen şey yap gönül. Uykundan kaçırma o açıdan diyorum. Ne olursun ya. Ben sonra şey yaparım bunları hadi. İyi tamam. Ben yatıyorum. Hadi sen de fazla uzatmadan gel. Tamam canım. Hadi bakalım. Allah'ım çalış ne olursun çalış ya. Teknoloji çok acayip bir şey. Böyle hem en iyi arkadaşınız hem de en kötü düşmanınız. Ya düşünsenize böyle telefonunuz kayboluyor. Bütün rehber gidiyor, fotoğraflar gidiyor. Diyorsunuz ki işte yedeği var falan. Ya yedekler de giderse? Barış Tuna ben. De tamam abiciğim ya uzatma şimdi. Şey hard disk çalışmıyor. Evet ya takıyorum bilgisayar. Vallahi USB'den giriyor. Yok abiciğim ışık ışık dayanmıyor. Bak soktum hiçbir şey yok. Yok hayır ses de yok. Yok abi çalışmıyor. Başka porta mı takayım? Dur şurada bir yandı ötekine takayım bir dakika. Nerede bu portum? Hayır abiciğim. Hayır bunu da çıkarttım. Kablo. Tam takıyorum. Yok abiciğim ses mes yok Barış ya. Barış ne yapacağım abiciğim ben ya? Ya durum çok kötü Barış. Yalvarırım yardım et. Ne geldi? Yurt dışında mısın? Ne zaman gittin abiciğim sen yurt dışına ya? Gel gitsin. Tamam kapat. Tamam. Tamam çözeceğim ben bu şekilde tamam. Uyudun mu? Tamam gecenin bu saatinde. Haluk perişan vaziyetteyim. Haluk ne yapacağım bilmiyorum. Yemin ediyorum mahvoldum. Bittim Haluk. Ne oldu oğlum? Sakin ol. Ya ne sakin olacağım Haluk? Şişt, ne olduğunu söyle bir. Ben de talihsiz bir adamım Haluk ya. Oğlum ne olduğunu söylesene. Bahtsız bir adamım ben ya. Benim niye başıma geliyor bütün bunlar Haluk ya? Oğlum ne olduğunu söyleyecek misin? Kalp krizi geçiriyordum senin yüzünden. Abi, ne oldu? Durum hiç iyi değil Haluk. Yemin ediyorum hiç iyi değil. Hem bu sefer... Gönlüyle çocuklara mı bir şey oldu? Hayır ya hayır. Onlar gayet iyi. Onlarda bir şey yok. Ama bugün işte olan bana olacak Haluk. Ben artık yaşayan bir ölüyüm yemin ediyorum sana bak. Ne oldu? Adam gibi anlatacak mısın? Haluk. Aa Tuna? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Hayır. Ne olabilir ki zaten? Yani şey mi? Nasılsın Meltem? Ben niye geldim Haluk? Niye geldin Zero? Haluk çağırdı geldim. Evet sen beni niye çağırdın Haluk hakikaten durup dururken? Haluk? Barcelona maçı özetleri vardı. Dominant teyze de şimdi izin vermez dedim bu Zero'ya. Ah dedim Zero da keşke burada olsa dedim ah dedim. Hadi dedim Zero gel birlikte izleyelim dedim Zero'ya. O da koşa koşa geldi. Ben hiçbir özeti kaçırmam zaten Meltem. Ya bayılırım zaten. Bu Leno'nun maçlarını da çok seviyorum. Barso ile Leno kim galip? Ben kaçırdım onu da. Galiba 3 tane kırmızı kart olmuş Leno'dan. Enteresan bir maç ama gerçekten.
Ben su almaya gidiyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Niye benim suma atıyorsun? Ne yapayım? Ben ne diyebilirim? Ne kırmızı kartı? Barcelona ne? Barcelona. Ben de dedim abi Barcelona. Barse kim diyorsun? Barse... Allah canım. Barcelona tek... Ne bileyim, uçan ödün. Barcelona'ya kim maç yapıyorsun oğlum? Barcelona dedim. Abiciğim, o ne söylese kimle maç yapıyor Barcelona ne bileyim ben. Ben Barcelona'ya maç yapıyor zannettim. Ya bir anda o panikte de adım alacağım. Niye peki? Haluk çağırdı beni diyorsun. Ne diyeceğim Haluk? Ya iki gönüyle söylerse. Ya bu problem çok fena ya. Ya ne olduğunu anlamıyorsun sen ve üstüme gidiyorsun şunu, yani. Anlat bir. Allah Allah, böyle de bir şey olur mu Haluk ya? Yani hakikaten taça çıktı bak top, görüyor musun? Tunacığım ya, sormadım, bir şey içer miydiniz? Hayır canım, hayır, yok gerek yok. Sen Allah aşkına ne olsun, uykun var. Şimdi böldün şeyini yani, ne olursun sen uyumana bak Meltemciğim. Tamam, kusura bakma, sabah hani toplantı öncesi bir şeyler okumam lazım, erken kalkacağım. Olur mu canım, sen şey yap. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Gönlüne çok selam. Tamam canım. Böyle taç olur mu hakikaten? Çay filan isterseniz tamam. Haluk koysun. Nasıl taça atıyorlar, devam mı topu Haluk? Oğlum adamı hasta etme, anlatsana. Ne düğün videomuz var, ne düğün fotoğraflarımız var. Hard disk yedi abicim, hard disk açılmıyor. Okumuyor bilgisayar hard disk Haluk, ne yapacağım ben ya? Oğlum başka bir yere kaydetmediniz mi? Ne bileyim bir kasede ya da DVD'ye falan? Yok etmedik. Ya ne bileyim hard diskte olunca ben güvendim hard diske. Tabii ki ettirtmedim Haluk. Sana bir şey söyleyeyim mi? O fotoğrafçının verdiği iki tane fotoğraftan başka düğün fotoğrafımız da yok. Hepsi onun içindeydi Haluk. Ne yapacağım bilmiyorum, yemin ediyorum abi, yürümedi olursun. Al sana hard disk. Dalga geçme Allah aşkına ya. Ya zor durumdayım ya. Ne olur yardımına ihtiyacım var. Bunu nasıl tamir ettireceğim Haluk? Ne olursun bir yardım et, bir cümle kur ya. Oğlum ben hard diskten ne anlarım? Ama Dominant teyze bu durumu öğrenince seni nasıl tamir edeceğiz onu da bilemiyorum yani. Dalga geçmenin sırası mı ya? Dalga geçmiyorum. Ya niye üstüme geliyorsun ya? Ya niye üstüme geliyorsun ya? Ya ben senden bir şey rica etmeye geldim. Ocağına düştüm Haluk. Şeyi arasana abi, şirketteki sizin bilgisayarcı vardır herhalde, bir bilgisayarcı değil mi şirkette? Bak beni hiç bu işe karıştırma. Ben böyle bir sebepten dolayı Dominant teyzeyi karşıma alamam. Hangi sebepten karıştıracağım abi? Zor durumda bir arkadaşım var ve senden yardım dileniyor. Ben bizim şirketteki IT'ciyi aradım. O yurt dışındaymış, yardım edemiyor çocuk. Ya bir dakika, buldum. Buldum. Vallahi buldum Haluk. Ne? Şu gelirken var ya, o köşe başında dört yolu geçtikten sonra sağ tarafta bilgisayar polikliniği var. Onların acil servisleri vardır. Oraya gidelim. Oğlum sen hasta mısın? Gerçekten poliklinik değil orası. Ne yapacağız o zaman Haluk? Belki de bizim laptopta çalışır. Harika fikir. Ha? Süper fikir. Tabii benim laptopta problem olabilir. Tabii ya. Bunu... Harika fikir. Harika olur. Çabuk git. Çabuk git. Sen de ne olursun çalış. Dijital erkeklerin sen olsun. Tamam, git ne olursun. Ben buluyorum, çalış ya. Ne olursun. Ne olursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.